Özgür Erdursun, emeklilere bu para verilmeyecek. SGK uzmanı Özgür Erdursun, canlı yayında emekliler için bayram ikramiyesinin kaldırılacağını açıkladı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zamları netleşmeye başladı. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri %24,73 zam alırken memur emeklileri ise %19,31 maaş zammı alacak ancak 19 bin Türk lirası açlık sınırının altında kalan maaşlar, emekliler üzerinde derin etki yaratıyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun, gerçek maaşların alınabilmesi için bayram ikramiyelerinin kaldırılmasının tek çözüm olduğunu vurguladı. Temmuz ayı başında açıklanan 6 aylık enflasyon artışı, %24,73 olarak gerçekleşti, bu da emeklilerin maaş zamlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynadı. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için yapılan zam oranı %24,73 iken, memur emeklileri için bu oran %19,31 olarak açıklandı. Ayrıca, en düşük emekli aylığının 12.000 Türk Lirası seviyesine çıkarılması da tartışma konusu oldu. Maaşlara yapılan zammın 19.000 Türk Lirası olan açlık sınırına yaklaşmadığına dair pek çok emeklinin endişeleri vardır. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri, kademeli emeklilikten başlangıç aylıklarının artırılmasına, emekli maaşlarının iyileştirilmesine ve seyyanen zamlar gibi çeşitli düzenlemelere dair beklentiler içerisindeler. Ancak şu anda sadece enflasyon farkı zammıyla karşı karşıya kaldı. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'dan dikkat çeken önemli bir açıklama yaptı. Erdursun, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için bayram ikramiyesi kalksın ifadelerini kullanırken onun yerine yapılması gerekeni de bir bir aktardı. Erdursun, şu anda herkes ikramiye meselesini konuşuyor. Benim görüşüm şu, bayram ikramiyesi diye bir şey olmasın. Ama emekli gerçek aylığını alsın. Emekli aylığı hesaplamasında hiç değişiklik olmasaydı, bugün emekliler minimum seviyede 10 bin lira alanın aylığı şu anda 20 bin lira olacaktı. 20 bin alanı da 40 bin lira. 2 kat olacaktı. 10 bin lira alan birisinin yıllık kaybı 100 bin lira. Yani emekli bayram ikramiyesi almasın onun yerine gerçek aylığını alsın şeklinde konuştu. 2018 yılında bayram ikramiyesi uygulamasının 1000 lira olarak başladığını belirten Erdursun, o dönemde asgari ücretin 1603 lira olduğunu ve bayram ikramiyesinin o günkü asgari ücretin net %62.5 denk geldiğini vurguladı. Erdursun, bugün asgari ücret net 17.002 liranın %62.5 u 10.626 liraya tekamül ediyor. Bayram ikramiyesinde 3.000, 4.000, 5.000 kabul edilebilir rakamlar değil minimum rakamı 10.626 lira. Niye dayanarak söylüyorum? Asgari ücret rakamına dayanarak söylüyorum. 2018 yılında net asgari ücretin Haziran ayında net %62.5 olarak başlayan bayram ikramiyesi şu anki asgari ücrete göre 10.626 lira olmalıdır. Hükümetin %50 artış yaptı. Bayram ikramiyesi olarak da 3.000 lira demesi komik bir duruma düşürür dedi.